konumuz da esasında hemen hemen aynı. Yani bu ülkenin şu anda yaşadığı en büyük sorunlardan biri ama hatta en son bir ankette %87 gibi bir rakam, %85'ler gibi bir rakam. Bu ülkenin vatandaşı, yani bu ülkede yaşayan Türk vatandaşı, Türk olan vatandaş, bu ülkede olan vatandaş sığınmacıları istemiyor. Amma ve lakin iktidar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki hani bu işin başını çekiyor. Tam tersi sığınmacılara karşı müthiş derecede bir hoşgörü, müthiş derecede bir buyurun gelin var. En son Almanya Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti. Schulz. Ve orada bir Alman gazeteci, bakın şimdi seyredelim videoyu. Sorduğu sorudaki ayrıntıya lütfen dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Böyle bir soru soruyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap veriyor. Buyurun seyredelim. Meine Frage an Sie, Herr Erdoğan, war, size sorum, siz Alman hükümetiyle Türk hükümetinin uzun yıllardır göç konusunda işbirliği halindeler dediniz. Almanya'da bu işbirliğini geliştirmek istiyor, işbirliğini. Özellikle suç işlemiş olan Suriye vatandaşlarını iade etmek için. Siz göç konularında Avrupa Birliği'ne nasıl destek olabilirsiniz? Özellikle de Türk kamuoyunda bu konuda bir baskı altında olduğunuz göz önünde bulundurulursa. Şunu açık ve net söylememde fayda var. Malum Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi. Ve şu anda da 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Biz onları şu anda ülkemizde ağırlıyoruz. Ve bu Sayın Merkel döneminde de bunları birlikte görüşerek, birlikte bunlara yönelik her türlü desteği vererek bu süreci çalıştırdık. Ve şu an itibariyle de Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur. Şu anda da açıktır. Hele hele böyle bir savaş döneminde oradan Türkiye'ye gelebilecek olanlar olursa, ki bunların içerisinde Lübnan da var. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Evet, duydunuz. Gazeteci diyor ki Almanya'da suç işleyen mültecileri, sığınmacıları geriye gönderecek Almanya. Bu konuda işte işbirliği zaten var. Siz bu işbirliğini nasıl geliştireceksiniz diye soruyor. Bakın suç işleyen. Yani Almanya'ya gitmiş, bir şekilde Almanya'ya işte sığınmacı olarak ulaşmış ama orada bir suç işlemiş. Yani işte ya da geçmişi suçlu, Alman hükümeti araştırmış, demiş ki sen işte sen böyle suçlusun söyle. Yani bir şekilde benim toplumuma zararlısın diyor. Ve diyor ki hadi şimdi sana uçağa bindiriyorum, seni Türkiye'ye gönderiyorum. Abi Türkiye niye? Bu yaklaşık bir ay önce filan bu haber çıkmıştı. Almanya her hafta 500 tane mülteciyi Türkiye'ye gönderecek diye. Dışişleri Bakanı bunu yalanlamıştı. Yok böyle bir şey diye. Ama sonra uçaklara bindirilen sığınmacılar filan, böyle videolar sosyal medyada dolaşıyordu. Herkes kulağını, işte bu da malumun ilanı. Buyurun gelsin. Suçlu da olsa gelsin. Mevlana'nın dediği gibi ne olursan ol yine gel. Ya bu ülkenin vatandaşı Alman vatandaşından daha mı değersiz? Niye ben suçlu Suriyelileri ya da suçlu insanları bu ülkede barındıracağım? Ya bu nasıl bir mantıktır? Ya bakın tarihe not düşmek için söyleyeyim. Ya sığınmacılar bir beka sorunudur. Bir ülkede ne olduğu belirsiz, geçmişi karanlık,
katil, hırsız mı, tecavüzcü mü, başka şey mi olduğu belirsiz. Bu kadar yabancının bir ülkede olması beka sorunudur. Yarın öbür gün biz azınlığa düşeriz. Yarın öbür gün bu insanlar Suriye'de yaptıkları gibi ya da Afganistan'da oldukları gibi eline silah alıp iç savaş başlatırlar. Buyurun gelsin. Evet gelsin. Tabii ki evet savaş vardı. Tamam geldiler. Tamam biz misafirper olarak davrandık. Ama yeter. Esad bu yok diyor savaş, gelsinler diyor. Ama biz göndermiyoruz. Tam tersi gitmesinler diye 6 ay olan çalışma iznini bir üst seneye çıkarıyoruz. Ben çalışırken sigorta ödeyeceğim. Ben çalışırken vergi vereceğim. Ben çalışırken her türlü devletle olan işimi halletmek zorundayım. Ama Suriye'de çalışırken vergi vermeyecek. Suriye'de çalışırken SSK ödemeyecek. Suriye'de dükkan açtığında hiçbir şeye tabi olmayacak. Kimin ülkesi burası? Onun mu, benim mi? Peki biz Filistin için üzülüyoruz. Biz Lübnan'dakiler için de buyur gel diyoruz. Suriye'deki de gel diyoruz. Neredeyse dünyada ne kadar suçlu bilmem ne sığınmacı varsa ve sınır dışı ediliyorsa Türkiye kapılarını açıyor. Güzel. Neden yapıyoruz bunu? Diyoruz ki biz Müslümanız, biz işte onlarla din kardeşliğimiz var. Peki iş Uygur Türklerine gelince niye istesimiz çıkmıyor? Uygur Türkleri hem Türk hem Müslümanlar. Çin asimile etmeye çalışıyor. Çin onları bir şekilde kendi dinlerinden ve işte kendi Türklüklerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Onlara her türlü işkence yapıyor, kamplara kapatıyor, öldürüyor, şey yapıyor. Niye hiç kimse çıkıp da ey Çin bak buraya o Türklere işte yapma etme işte onlar bizim din kardeşimiz demiyor. Niye Uygur Türklerine biz kapılarımızı açmıyoruz? Niye buyursunlar gelsinler demiyoruz? Neden bu ikiyüzlülük? Neden? İş Türk ve Müslüman olunca mı sorun oluyor? İş Arap ve Müslüman olunca buyur gel. Ama Türk ve Müslüman olunca ya Çin'in iç işleri de. Ama Suriye'nin iç işlerine karış. Her şeyi yap. Ama iş şeye gelince, Türk ve Müslüman olan bir topluluğa gelince görmemezlikken. Duyma. Oradaki işkenceyi duyma. Oradaki öldürülenleri duyma. Oradaki kamptakileri duyma. Tek kelime de etme. Hani bu iki yüzlülük. Buyurun. Türk diyasın sizi Türk'tür. Bizim bu domuzlarımız Afgan Türk kafanıdır. Dinimiz İslam. Elhamdülillah bizim Müslümanız. Suriye Filistin sizin bir yere namusunuz olsa biz Doğu Türkistan'ın kişi sizin kan kardeşiniz ve din kardeşiniz sizin bir yere namusunuz. Bakın ne diyor? Ben Türk'üm diyor. Aynı kandanız diyor. Ben de Müslümanım diyor. Ama benim bir Filistinli kadar değerim yok mu diyor. Onlar için üzülüyorsun, onlar için çırpınıyorsun da benim için niye çırpınmıyorsun diyor. Haksız mı? Almanya'da suç işleyen Suriyelileri bile buyurun gelsinler kapımız açık diyoruz. Ama biz onları görmemezlikten geliyoruz. Bu da bizim ikiyüzlülüğümüz.